Pandramandre, pandramandre evini hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalmaz aklım başka yerde, ne işim var başka yerde. Pandramandre evini hiç doyamazsın tadıma. Pandramandre evini hiç doyamazsın tadıma. Bütün numaralar bende, sende var benim farkıma. Kalmaz aklım başka yerde, ne işim var başka yerde. Pandramandre evini hiç doyamazsın tadıma. Marmaris'in en büyük kapasiteli açık hava diskosu düzenlediği nostalji partilerine devam ediyor. İşte bu partilerin ikincisinde 90'lı yılların en popüler isimlerinden biri Yonca Evcimik sahne aldı. İyiyiz! Ya yaz gelmiş buralara, ne kadar güzel olmuş. İstanbul'un gelinini hala yapmışlar ya. Birbirinden güzel şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz saatler yaşatan pop müziğin sevilen sesi arka arkaya yaklaşık 2 saat sahne aldı. Konserden önce 1 saat boyunca 1990'lı yılların hareketli pop parçaları çalındı, DJ ve dansçı kızlar Evcimik hayranlarını konsere hazırladı. Bandıra bandıra yebeni sinmiş şarkısıyla sahneye gelen Evcimik, Abone, Kendine Gel, Çılgın Bediş ve Haydi Durma Dans Et gibi sevilen şarkılarını da seslendirdi. Kadın hayranlarını sahneye çağıran Evcimik, onlarla birlikte dans etti. Evcimik, Marmaris konserinde 90'lı yıllarda başrolünü oynadığı Çılgın Bediş dizisinde annesi rolünü üstlenen tiyatrocu Selma Sonat da yalnız bırakmadı. Çılgın Bediş'im yok başka işim, evim dursa durmaz ki dilimde. Hadi kızdım gibiyim, her şeyi bilirim, çilek tadında beni şanım. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan sempatik sanatçı, hayranlarına 10 gün sonra çıkacak yeni albümünün müjdesini de verdi. Onun dışında biz öncü grubu olarak geldik iki dansçı arkadaşımla beraber bugün. Nostalji gecesi yapıyoruz eski şarkılardan ama 15 gün sonra benim yeni albümüm çıkıyor. Umarım yeni albüm şarkılarıyla da gene burada sevenlerimizle birlikte oluruz. Çok coşkulu bir gece geçireceğimize eminim ben. Bugün hakikaten öyle hissediyorum çünkü çok uzun aradan sonra ilk defa albüm yapıyorum. O arada maxi single yaptım, bir iki tane single yaptım ama ben hayatın çok hızlı aktığını düşünen ve de sadece şarkı söylemek, dans etmek yok hayatta. Hayal ettiğim başka şeyleri de gerçekleştirdim bu arada. Bu kadar uzun aranın sebebi aslında o. Muazzam tepki alıyor, çok beğeniliyor. Yani son 4-5 senedir var olan, aynı yapıda olan şarkıların dışında farklılık var. Her zaman benden beklenen farklılığı görecekler. Herkesin beğeneceğine inanıyorum. Evcimik 90'lı yıllara nostalji adı altında yapılan dönüşü de değerlendirdi. Eğer hala 90'lar ekmeği yeniyorsa, 90'lara dönüş varsa, herkes 90'lardaki şarkıları duymak istiyorlarsa demek ki bu iki saatten memnun değiller anlamına geliyor. Ancak böyle yorum yapabilirim. Onun için biz de zaten onları mutlu edecek şeyler yaptık, buna inanıyorum.